Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu'na bağlı milli sporcuyum. Yaklaşık 12-13 yıldır vücut geliştirme sporuyla aktif, profesyonel şekilde ilgileniyorum. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunuyum. Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu Eğitim Kurulu üyesiyim. Aktif müsabakalara katılan ve düzenli bir şekilde spor hayatına devam eden bir bireyim. Bu şekilde. Kaç yılda başladınız efendim vücut geliştirme sporuna? Yaklaşık 2008-2009 yıllarıyla birlikte başladım. Üniversite hayatımda da devam etti. Daha sonra tamamen kendimi bu işe verdim ve bu sporda profesyonel adımlar atmaya başladım. Yurt içi, yurt dışında kaç müsabakaya katıldınız? Ya yurt içi, yurt dışında sanırım toplamda bir 15 kez müsabakaya katıldım. Bazıları milli takımlı oldu, bazıları ferdi oldu. Türkiye şampiyonluklarım var, şampiyonluğum var. Yurt dışında IFBB formatında derecelerim var. En sonunda işte IFBB Balkan Cup'ta Pro Lig Pro Kart yarışmalarına katıldım ve turnuvanın en değerli sporcusu ve profesyonel anlamda şampiyonluk, ayrıyetten de şampiyonlar şampiyonluğu elde ettim. Bu şekilde. Şampiyon oldum yani. Nerede düzenlendi bu şampiyon? Sırbistan'da Kneževac şehrinde düzenlendi. Artı 100 kilo bodybuilding bisikletinde şampiyon oldum. 100 kilo üzerinde? Evet, 100 kilo üzerinde şampiyon oldum. Zaten vücut geliştirmenin en üst bisikleti olarak geçiyor. Evet. Şampiyon olduktan sonra tüm vücut geliştirme hard bodybuilding kategorisinde şampiyonlar şampiyonu oldum. Bütün bisikletler arasında. Ve sonunda da en sonunda Pro Kart kazanma şansım oldu ve turnuvanın en değerli sporcusu seçildim. Semih Bey, siz nerede hazırlanıyorsunuz bu kazanmış olduğunuz şampiyonluklara? Açıkçası bu pandemi dönemiyle birlikte, özellikle son zamanlarda bu 17-18 günlük kapanmayla birlikte spor salonları kapandı. Evet. Tabii bizim gibi profesyonel anlamda bu sporla ilgilenen arkadaşların çok fazla Covid durumundan muzdarip olmamasından dolayı gerekiyordu ve ben de kendime böyle bir yol tercih ettim ve yaklaşık 1-1,5 yıldır evime bir spor odası inşa ettim ve yarışmaya yaklaşık bu en son katılmış olduğum yarışmayla birlikte bundan 2 ay önce de Rusya'da Sibirya'da bir yarışmaya katılmıştım. Bu iki yarışma hazırlamanın tüm hazırlık süreci evimde geçti. Kısıtlı imkanlarla, zorluklarla geçti. 7 ay boyunca evimde spor yaptım ve yarışmaya yaklaşık bu en son katılmış olduğum yarışmayla birlikte bundan 2 ay önce de Rusya'da Sibirya'da bir yarışmaya katılmıştım. Bu iki yarışma hazırlamanın tüm hazırlık süreci evimde geçti. Kısıtlı imkanlarla, zorluklarla geçti. 7 ay boyunca evimde spor yaptım. Antrenmanımı, beslenmemi, her şeyimi. Kaç metrekarelik bir alanda yaptınız bu antrenmanlarınızı? Yaklaşık 15-20 metrekarelik bir alanda yaptım. İmkansızlıklar bazen bizi kamçılıyor. Alttan gelen yeni genç nesile ben milli sporcuyum, hem antrenörüm, eğitim kurulu üyesiyim federasyonumuzun. Son katılmış olduğunuz şampiyonada milli takım formasıyla katıldınız. Şöyle, olarak son katıldığım şampiyonaya da Vücut Geliştirme Federasyonumuzun izniyle katılabiliyoruz. Bizim federasyonumuz Avrupa ve Dünya şampiyonalarına sadece devletin imkanlarıyla katılma fırsatı sunuyor. Ayrıyeten de bağlı olmuş olduğumuz dünyadaki geçerli olan IFBB Federasyonu'nun özel yarışmalarına da ancak devletimizin onayı ve izniyle, federasyonumuzun onayı ve izniyle gelebiliyoruz. Onlar da sağ olsunlar bize izin verdiler, bize güvendiler. Biz onların bu güvenini boşa çıkarmadık. Yurdumuza 3 tane kupayla döndük. Toplamda kaç kupanız var şu ana kadar? Şu ana kadar yaklaşık bir 8-9 tane kupam var madalyalarla birlikte. Yurt içi, yurt dışında mı? Evet, yurt içi ve yurt dışında. Şöyle söyleyeyim, bu sporda ne kadar çok özveride bulursanız o kadar fazla size dönüşü oluyor. Bir müsabakaya günde 1-2 saatlik hazırlıkla da çıkabilirsiniz. 5-6 saatlik hazırlıkla da çıkabilirsiniz. Ama ben biraz işimi fazla ciddiye alıyorum. Son özellikle 2-2,5 ayımı günde çift antrenman yaparak sabahleyin yaklaşık 2 saat, akşam saatinde yaklaşık 2,5-3 saat bir egzersiz programım var. Zaten 5 saat antrenman yapıyorsunuz. Evet, günlük bir 5 saat antrenmanla geçiyor. Tabii müsabakaya yaklaşma süresiyle birlikte bu antrenmanlarımızın şiddeti, içeriği de değişebiliyor, sistemlerimiz değişebiliyor. Bizim de dediğim gibi ben biraz işimi fazla ciddiye alıyorum. Çünkü bunu bir sorumluluk olarak kendimde görüyorum. Ben eğer bir şeyleri başarabilirsem belki birilerine örnek olabilirim, belki yeni alttan gelen genç arkadaşlarımıza bir yol çizebilirim diye onlara tüm çabamı ve tüm özverimi göstermek adına fazla çalışıyorum. Zaten tek antrenmanla da bu iş bitmiyor. Bu işin esas kısmı sosyal hayatınız ve beslenme hayatınız çok önemli. Son zamanlarda zaten pandemiyle birlikte maalesef sosyalleşme imkanımız zaten yok. Ama profesyonel anlamda spor yapıyorsanız buna biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Yaklaşık dediğim gibi 2,5-3 ay 15-20 metrekare alanda tamamen kendim ve bireysel şekilde hiçbir antrenörüm olmadan bir hazırlık süreci geçirdim. Bu benim için çok zorlayıcı ve yıpratıcı oldu. Ama sonunda bir şeyleri başarabilmenin vermiş olduğu mutlulukla vatanıma, milletime çok güzel bir başarı getirdim. Bu artık tamamen profesyonel bir lig. Pro kartlı ve tamamen şampiyonların yarıştığı, iyi sporcuların boy gösterdiği arenalar bunlar. Ben de oraya açıkçası şampiyon olmak için gitmek istiyorum. Bunun için de biraz hazırlık sürecimin biraz ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 7-8 ay sonra inşallah tekrardan ülkeme güzel neticeler, güzel başarılar getirmek için inşallah çabalayacağız.